devam edeceğiz dedi. Ancak AKP'li Ömer Çelik Türkiye'nin daha fazla göçmen kaldıracak durumu olmadığını söyledi. Muhalefetten de yine iktidarın bu konudaki politikalarına yönelik yüksek sesle dile getirdiği tepkileri var. Göçmenleri koruması altına alan Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Ve bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız. Bundan daha fazla bir göç yükü kaldıracak durumda da değildir Türkiye. Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum. Saray iktidarının ülkeyi yangın yerine çevirmesine izin vermeyeceğim. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz ve tabii ki bunu aklı selimle yapacağız. Davul zurnayla uğurlayacağız misafirlerimizi. Lütfen sakin olun ve bize güvenin. Bu iktidarın bir göçmen politikası var mı? Suriye'dekiler sığınmacı, öbürlerine ne diyeceğiz? Afganlıların ise bambaşka. Çünkü gelenlerin içinde ne çocuk var, ne kadın var, ne yaşlı insan var. Sadece gençler. Cumhurbaşkanının mülteci almaya devam edeceğiz açıklamasına karşılık AKP sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye daha fazla göçmen yükünü kaldıracak durumda değil dedi. Muhalefet AKP'den yükselen iki farklı açıklamaya bir göçmen politikanız var mı sorusuyla yüklendi. Göçmenleri koruması altına alan Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Ve bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız. Demografiyle alakalı yarın sorun yaşayacağız. Nüfusun değişmesiyle ilgili. Bakın bazı illerin değişen yapısını ben sizlere rakamsal olarak vereyim. Şu anda Kilis'in %82'si Suriye'de. Kilis'in %82'si Suriye'de. Hatay'ın %27'si, Şanlıurfa'nın %22'si, Gaziantep'in %21'i, Mersin ve Adana'nın %11'i Suriye'de. Göç sorunu Ankara'nın sıcak başlığı. Akın akın gelen Afganlı göçü sonrası muhalefet ekonomiyi, güvenliği hatırlattı bir kez daha. Bir taraf ensar diye alkışlıyor. Bir taraf çocuğu işsiz kaldığı için, güvenlik sorunları yaşandığı için endişeli. Afganistan'da biz havaalanını korumak için askerlerimizi orada tutabiliriz diyor. Taliban istiyor mu? Hayır. Orada böyle bir anlaşma var mı? Hayır. Peki Afganlı gençler nereye gidiyorlar? Türkiye'ye. Peki Türk gençleri neden orada ölmeye giderken Afganlı gençler burada yaşamaya geliyorlar? Bu arkadaşlar iktidara geldiklerinde böyle bir problem yoktu. Irak diye de bir problem yoktu. Suriye diye bir problem yoktu. Libya diye bir problem yoktu. Bu arkadaşların dış politikadaki yanlışları bu problemleri başımıza bela etti, musallat etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise uyarılarına sıraladı sosyal medya hesabı üzerinden. Sevgili halkım, son günlerde ülkemizdeki Afgan ve Suriyeli sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır. Gönderi Afgan bayrağı çekme, sözde gazeteci bir provokatörün verdiği mesajlar, Suriyeli bir gencin CHP'ye karşı birleşelim çağrıları, saldırı ve ölümler. Ben bu işin nereye gidebileceğini görebiliyorum. Biz bu sığınmacı sorununu çözeceğiz ve tabii ki bunu aklı selimle yapacağız. İyi Parti lideri Akşener'in Erdoğan'a Suriyeli göçmenlerle ilgili bir çağrısı vardı. Esad'la görüşülmeli dedi. Ne yapmak gerekiyor Suriyelilerle ilgili? Beşer Esad'ı göndermeye çalışıldı, edildi, gitmedi. Demek ki ne yapmak lazım ki 2 yıl evvel ben söyledim. Gönder beni kardeşim, sen gidemiyorsan. Ben konuşayım Beşer Esad'sa. İnsanlarını asmadan kesmeden alsın ve biz de ona garantör olalım. Oraya gitsinler. Konu elbette çok hassas, kritik. Elbette konu konuşulacak, tartışılacak, yanlış politikalar eleştirilecek ama siyasetçisinden vatandaşına, sıradan bireyine kadar bu konuyu konuşurken, tartışırken gerçekten çok dikkatli olmak lazım. Adeta ateşten bir gömlek şu anda Türkiye'nin sırtında. Sosyal medyaya baktığımızda her şey rahatlıkla yazılıp çiziliyor, söyleniyor ama bazı şeylerin nasıl toplumda tepkiyi, öfkeyi, nefreti körükleyebildiğini ve bunun ne gibi kötü sonuçlar da doğurabildiğini görüyoruz. Sosyal medyada karşımıza çıkan her şey doğru olmayabilir, yazılanlarda, görüntülerde. Şimdi bunun son örneklerine bakacağız ve işte bu dezenformasyonun özellikle sosyal medyada olup bitenin nelere yol açtığını, ne gibi ağır sonuçlar doğurabileceğini de detaylarıyla haberimizde göreceğiz. Thank you.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde biri Suriyeli iki grup arasında kavga 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlandı. Bunun ertesinde yaşanan olaylarda iş yerlerinin tahrip edildiği, kim evlerin taşlandığı görüldü. Ancak sosyal medyada paylaşılan yüzü kanlı çocuk fotoğrafı güncel değil. Fotoğrafın Altındağ'da yaşananlarla ilgisi olduğuna dair bir kanıt yok. Moda sahilinde Taliban bayrağı başlığıyla paylaşılan videoyu görmüşsünüzdür. Bu video sosyal medyada yeniymiş gibi paylaşıldı. Ancak olay 2 Ağustos 2020'de Zeytinburnu'nda meydana gelmiş. Yani güncel değil. Tespiti yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Emniyet Müdürlüğü, videoyu çekip paylaştığı tespit edilen KNA isimli kişi ve görüntülerde yer alan tüm kişilerin sınır dışı edildiğini açıkladı. Bu kişi hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan adli işlem yapılmış. I love you, Afghanistan. Antalya'da direğe Afgan bayrağı çektiler başlığıyla yayınlanan video hakkında dolaşan bilgiler eksik. Sosyal medya platformu TikTok'tan yayılan bu video gerçek. Ancak Antalya Valiliği bu görüntülerin 2018 yılına ait olduğunu açıkladı. Görüntülerdeki kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve emniyette işlemlerinin devam ettiğini duyurdu. Valilik plajda birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğunu, görüntüde direklerden sadece birinin gösterildiğini açıkladı. Bizler bu konuda yazıp çizerken son derece dikkat etmeliyiz. Yalan yanlış haberlere karşı çıkmak, doğrulanmamış paylaşımlarda bulunmamak, dezenformatif her tür haberi düzeltmek durumundayız. Medya ombudsmanı Faruk Bildirici bu konuda medyaya büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Biz gazeteciler sorunun artmasına değil de sorunun çözülmesine yardımcı olmalıyız. Bu da ancak siyasi iktidarı bir kalanlar için entegrasyon politikası üretmeye ve de bu insanların ülkelerine dönmesi için yeni politikalar geliştirmeye zorlamakla olabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü göçmenlere yönelik paylaşımında sosyal medyada dolaşıma sokulan algı ve dezenformasyon maksatlı içeriklere itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Konunun hassasiyetine dair az önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir tweet geldi. Hemen ona da bakalım. Diyor ki Kılıçdaroğlu, sevgili vatandaşlar, herkes çok hassas, farkındayım ama hepimiz sakin olmak zorundayız. Bu işin sorumlularıyla hesaplaşacağız, kurbanlarıyla değil. Yarın halledeceğimiz bir mesele için bugün sizi provoke etmelerine izin vermeyin. Misafirlerimizi mutlu bir şekilde uğurlayacağız. Bu işin sorumlularıyla hesaplaşacağız, kurbanlarıyla değil diyor ve sağduyu itidar çağrısı yapıyor. Böylece bu mesajında Kemal Kılıçdaroğlu. Peki Afgan göçmen konusundaki tartışmalara, eleştirilere, son duruma baktık. Afganistan'da son durum ne? Şimdi de ona bakalım. Taliban'ın ilerleyişi sürüyor ülkede. Son olarak başkent Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki Gazni şehrini de ele geçirdi. Böylece son bir hafta içinde Taliban'ın ele geçirdiği